Ne yapıyorsun? Neyi ne yapayım? Gürültü yapıyorum. Oğlum ya Faruk dinlerse. Oğlum manyak mısın sen ya? Yaptı mı sence? Arkasından bir şey yaptı mı sıcaktı mı? Ya sen nasıl cins bir adamsın ya? Nasıl çarptın oğlum? Adam aklı bir karış havada zaten. Benim de havada. Boş ver anlat şimdi. Ne? Neyi be? Oğlum ne yapıyorsun ya? Hayret bir şey ya. Anlat şunu doğru düzgün. Tamam dur sakin ol şampiyon anlatacağım. Sıkı dur. Şimdi bu Ülfet'in kocasının bir metresi varmış. Sedef. Tamam mı? Benim bu konuştuğum şoför de bu Sedef'le kocasını gizli mekanlarına buluşturmaya götürüyormuş. Gene bir gün götürürken Ülfet arıyor adamı. Bunlar acayip de büyük bir kavgaya tutuşuyorlar tamam mı? Adam da resti çekiyor, devam ediyor. Ama o günden sonra herif ortalarda yok. Nasıl yok? Bildiğin yok işte. Adam sırra kadem basmış. Sedef de öyle. Kaçmışlar mı? Yes. Şimdi bizim çözmemiz gereken düğün bu Fikret. Şimdi bu adam kaçacak olsa neden malının mülkünü terk etmeyi göze aldığı bir kadına bırakıp gitsin? Tamam mağazayı Ülfet büyütmüş ama mal adamın malı. Ülfet hemen kayıp başvurusunda bulunmuş. İlk işi şoförü sepetlemek. İşte patronun dönünce sen de gelirsin falan filan. Kriz, Maris, Schöttingen. Adama ne olmuş peki? Adama? Yes. İşte ben de onu diyorum Fikret. Bu adama ne olmuş? Neyse. Ben şoförü bağladım. Bize Sedef'le Azime'yi... Azime kim ya? Söylemedi mi? Azime de bu Sedef'in ev arkadaşı. Tesadüf bu ya. Azime de sırra kadem basıyor. Neyse işte. Şoför az buçuk eski çevrelerini hatırlıyor. Oradan yürüyerek bize Sedef Lazime'yi bulacak. Ama ben de bir araştırma yapacağım. Ama dua edelim isimlerini değiştirmemiş olsunlar. Eğer değiştirdilerse ne yapacağız? Yine buluruz. Ama azıcık zaman alır. Ya sen rahat ol Fikret. Bir kere ipliği elimize geçirdik. Her türlü çorabı sökeriz. Akif. Yani sen hala kocayı öldürdü mü diyorsun? Ben daha bir şey diyemem. Ama buradan bir pislik çıkacak. Net. Adamsın. 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 Seni seviyorum. Akif. Yenge. Fikret. Süreyya. Ne yapıyorsunuz? Mücadele. İş konuşmamız gerekiyordu o yüzden. Ya biz şey yapacaktık da işte müsait oda yoktu. Ama bizim şey bitti işimiz. Şey konuşmamız yani. Ben girebiliyor muyum? O tabii. Kolay gelsin. Ne olmuş? Tamam işte zaten o meseleyi öyle yapacağız. Halloluyor ya. Nasıl hallettiniz mi işleri? Hallettik, hallettik. Halloluyor. Toplantı nasıl? Gece biter mi ya? Abi bu gece Boran tarihinde bir milat. Onun için hep birlikte şu durumun hakkını verelim. Banyo boşaldı. İsterseniz toplantıya devam edebilirsiniz. Ne banyosu? Ay zavallılara yer kalmamış. Koskoca evde itmişler, tuvalete sıkışmışlar. Bitti. Anneme baksak mı acaba abi? Kadıncağız düşüp bayılmasın odasında. Haydi aman, bismillah. Geldiler. Teyze, anne!
Sürpriz. Kıymet, nereden çıktın sen? Ay Esma'cığım, Esma'cığım. Bu ne güzellik. Şu haline bak, ah Esma. Ya İpek söyleyince içim içime sığmadı. Davet falan beklemedim. Atladım geldim. Böyle bir mutlu günü kaçıramazdım valla. Kovsan da gitmem ha. Kambersiz düğün olur mu? Olur mu? Tabii ki olmaz. Hadi gel bir fotoğraf çekelim. Gel, gel, gel. Kız gül. Ay tam zamanında gelmişim. Kıymet de geldi. Hoş gelmiş. Vallahi şu anın gerçek olduğuna ben bile inanamıyorum ha. Garip. Garip ışıldıyorsun maşallah. Benim ışığım burada. Ve... Buyurun. Çok teşekkür ederim. Hadi geçelim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ayakta kaldınız, buyurun. Ha, madem. Buyurun efendim. Anne. Ay. Ah. Ben Dünür'ümün yanına oturayım değil mi? Ama bu akşam siz yalnızsınız. İsterseniz ben erkek tarafı olayım. Aa, yok yok yok, ben hallederim, tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Yol durumu falan nasıldı? Biz gelirken bayağı böyle trafik şeyde, o köprü girişi falan, o adım adım fena nasıldı? Evet, çok kalabalıktı yani. İyi ki erken çıkmışım. Erken kalkan yol alır ama siz... Dakiksiniz maşallah. Havalar da ne sıcak değil mi? Bu nasıl sonbahar? Kış gelinmedi. Hiç gelmesin inşallah. Çiçekler çok güzel. Hadi biz kahve yapalım. Ha, kahve yapalım. Tamam. Esma Hanım yapmayacak. Hayır teyzeciğim, yapmıyor. Biz yapıyoruz. Ama gelenekler... Biz gelenekler. Evde biz yapalım. Ne oluyor? Teyze, sen evde mi sabit kalırsın? Kız ben Esma'dan çok strese geldim. Ben kaldıramıyorum böyle şeyi. Ya battıkça battım, battıkça battım. Çıkamadım da yani. Ay, ay ne var ya? Ay vallahi kadın beni gebertecek, gebertecek, öldürecek. Ay bu da sonbahar dedi ya. Ay ne var kız, güldük işte iki. Esri. Üstüne yapacak. Esri.
Aa. Ay kız bakacak mı? Sandık hayatım. Kız git tuvalete git. Batırdım buraları. Kız git tuvalete, Allah seni kahretsin. Yakacaksınız mutfağı. Sakin olun. Ortalığı bir dakika. Kontrol al. Bebek ol bebek. Geliyorum. Sen yalnız yapabilirsin. Yapacağım. Çok daha rahat yapacağım yalnız. Çok daha rahat yapacağım. Ulan ya. Gel bakalım ufaklık. Evet. Şimdi. Biz kaç kişi sade içiyorduk ya bu? Ben. Faruk. Annem. Garip Bey ve Dilara. Tek seferde 5 kahve yapabiliyorum. Süper. Annemin kahvesini yapmak bana kısmet oldu, şaka gibi. Ay kızlar da bunu hatırlar hatırlar biliriz artık. Ben heyecandan kendi kendime mi konuşmaya başladım acaba? Öyle yapıyorum galiba. Abi ne oldu? Verdiler mi kızı? Atlama lan. Zaten ortalık def gibi. Germe beni. Esma maşallah evi serinlettin. Vallahi bana bile iyi geldi. Allah tamamına erdirsin. Nikah ne zaman düşünüyorsunuz? Daha henüz öyle bir şey konuşmadık Kıymet abla. Yani herhalde kahvelerden sonra konuşuruz değil mi? Vallahi biz de hiç konuşmadık yani. Hele bu arsa meselesi hallolmadan Esma'yı oradan koparmamız da herhalde pek mümkün olmayacak. Pardon, ne koparması? Yani bekleriz diyor yani. Vaktimiz var diyor. Değil mi? Yoksa koca koca insanlar yani. Hani etle tırnağın kopamayacağını da anlarlar. Ya evlenince tabii şey oluyor. Başka buluveriyor. Ya kusura bakmayın ya, biz karı koca gerçekten aslında iyi niyetli insanlarız da böyle bir elektrik olunca ya bizi fazla çarpıyor. Yani vallahi kötü bir niyetim yok yani. Bayağı gülüyor mu lan? Kesin Akif'in kontrolü ele aldı. Eyvah. Teyze biz de ondan korkuyoruz.
Biz olmasak kılıç kalkan sesleri gelecekti burada. Geceye imzamızı attık çok şükür. Ay şu makası da alsaydık çok iyi olacaktı ya. Taktın makasa. Kız arada kaynatmayın. Garibin fincanı hangisi? Tuz nerede? Bana tuz ver. Yok öyle. Yok öyle. Bir dakika. İşte burada. Yok ya. Siz Akif'in fincanına biberi basarken iyiydi. Kız Nurgül, bunlar Akif'in fincanına biberi bir bastılar. Sevgilim iki gün tuvaletten çıkamadı. Yalan. Akif'ten getirdi. Bak. Ay teyze yapma. Garibin fincanı. Teyze tamam. Artık böyle yapılıyor bak. Böyle bir fiske tuz atıyorsun. Sonra videoya el sağlıyorsun. Böyle damada nanik yaparken. Ay teyze dur. Bak, kız sen de dur. Sen de dur. Sıcak ay çok güzel oldu. Oo, tamam. Hadi bakalım. İyi de ben şimdi... Nurgül al götür. Ben bunu nasıl vereceğim? Tamam ben hallederim top bende. Hadi yürüyün bakayım. Yürüyün gerilimi biraz yükselsin. Hadi eğlence başlasın. Eğlence başlasın. Aman. Ya ne yapacağız? Gerçekten normal. Asimineciğim, az mı koydum ki? Yok, doyarım bayağı aslında. Ay ne oldu? Aman bey. Bu ne ya? Abi, su getirsenize birini. Aman. Akif ne oldu? Akif, garibin kısmetini mi aldın? Al, iç şunu. İyi misin aşkım? Al şunu iç. Ay aşkım ya. İç. Kazdığınız kuyuya düştünüz. Ama ben sıramı salmıştım ya. Kötü bir niyetim de yoktu be ama. Daha öncekiler gibi acı değildi ama değil mi? Tuz ya. Ben içerim. Acı da olsa, tatlı da olsa içerim. Hele Esma'nın elinden çıkmışsa haydi haydi içerim. Mesleği konuşmak olan biri olarak belki de hayatımda ilk defa bu kadar heyecanlanıyorum. Hani yani şimdi yapacağım bu konuşmayı çocukluğumdan beri defalarca tekrarlamıştım. Anlayışla karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Hoş, gerçi pek bu durumu da anlayacağınızı zannetmiyorum.
Yani çünkü bizim yaşadığımızı hiçbirinizin yaşamasını istemem. Sizin kıymetliniz benim mucizem.